Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlere benim de çok ilgimi çeken değişik bir tarif yapacağım. Bana göre değişik geldi. Bu tabağımın içinde buzluktan çıkarttığım maya var. Bu mayayı ben arkadaşımın annesinden, köyden getirdim. 100 yıllık bir maya olduğu için çok etkilendim. Yani bu maya 100 yıldır devam ediyormuş. Tamam, şimdi değil çocuğum. Önce mayamı akşamdan çıkarttım, onu gösteremedim. Ilık su koyup sabaha kadar beklettim. Şimdi unumu katıyorum. Göz kararı un. Biraz fazla karıştı. Evet, biraz tuz alayım. Az bir şey de yağ koyacağım arkadaşlar, yumuşak olsun diye. Hadi çocuğum aşağı. Ben elimi... Kıyayım. Şimdi arkadaşlar ılık su ekliyoruz tabii ki. Bütün mayalı hamurlarda olduğu gibi. Çok kolay, bunu herkes yapabilir. Hamur açamıyorum demeyin yani. Öyle bir dünya yok. Herkes açabilir. Çok güzel. Biraz cıvık olsun. Güzel oluyor. Şimdi elimizle yapalım. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni açtığım için kanalımı çok heyecanlıyım. Anlayışla karşılayacağınızdan eminim. Evet, hamurumuz hemen güzelleşmeye başladı. Birazcık tabii ki cıvık oldu. Benim seyircilerim var, her zamanki olduğu gibi. Çok tatlı seyirci bunlar. Aşkım, anneyi mi izliyorsun sen? Anneni mi izliyorsun? Ama sen çok yakın takip istemiyorum. Birazcık uzaktan izleyebilirsiniz. Hamurumuz hemen hemen oldu arkadaşlar. Yok, burada olmuyor çocuğum. Biraz ileri. Tamam, bu artık yetti. Öğlen doldu arkadaşlar. Artık Ramazan da giriyor Allah'ın izniyle. Ramazan günlükleri yapacağım. Her gün ne yapıyorsam birlikte yapıp göreceğiz, edeceğiz. Her gün Ramazan'ın her günü Allah izin verirse tariflerimizi, yaptığım yemekleri, karınca kararınca ne varsa. Şimdi hamurumuz oldu. Çünkü bu hamurun yumuşak olması gerekiyor. Hamurumuz oldu. Hemen elimi yıkayayım. Oruç mu oradan çekiliyorsun? İniyoruz buradan ve temizlik yapmam gerekiyor çıktığın için tekrardan. Çünkü ben bu masamı kaç kere sildim üstünde açacağım diye.
olsun su. Arkadaşlar bu aynı zamanda göçmen ekmeği. Tabii bu fırında yapılıyor. Göçmenlerin fırında yapılıyor. Çok güzel oluyor. Ama tabii biz bunu evde yaptığımız için birazcık pide gibi görünümde olacak ama tadı çok güzel. Eşki maya bu. Eşki maya. Aylarca buzlukta sakladım ben. Tabii ki bitmeden en son hamur bezesini yine poşete koyup buzluğa atıyorsun. Bu hamuru bana verenler 100 yıldır kaybetmediyse ben de elimden geldiğince kaybetmeyeceğim. Yumuşacık zaten hamurumuz. Hafif çökmeden. Evet arkadaşlar, ısındı tavamızda. Isınırken biz hemen diğerini yapalım. Arkadaşlar genelde ateşte yapmayı istiyorum. Ben yemeklerimi yazları damda ateşte yapıyorum. Damımız var bizim. Dam. Tabii ki başka memleketlerde ahıra dam deniyor ama Adana'da dam evimizin üstü oluyor. Yazlık gibi. Yazın orada durmak zorundasın Adana. Çok sıcak olduğu için. Kimse evin içinde duramaz genelde. Genelde hele de müstakil evdekiler. Bizim evde müstakil olduğu için. Çok güzel damda ateşte yemekler yapacağız. Kedilerime mangal yapacağım. Bunu da paylaşacağız. Aşklarım mangal bekliyor benden. Uzun zamandır yapmadım. Havalar çok kötü gidiyordu. Bazı ekmeğimiz çeviriyorum artık. Ekmeğimiz pişe dursun. Biz devam edelim. Arkadaşlar 1 kilo hamurdan 2 kişilik veya 3 kişilik bir ailenin 2 günlük en az 2 günlük yemeği ekmeği çıkar buradan. Yemekleri de yiyebilirsiniz. Tereyağı sürüp yiyebilirsiniz. Daha ince yapıp sandviç gibi kullanabilirsiniz arasına peynir, salam, tavuk, ne varsa evinizde. Ekmeklerimiz herkes açabilir bunu. Yani öyle bir uzman olmaya gerek yok. Elinle bile açabilirsin. Ben açamıyorum mu diyorsun. Hemen deneyelim. Bir bez alalım. Hemen elinizle. Ben açamıyorum demesin. Bir öğrenci de yapabilir bunu. Oklava hiç tutmamış kişi de açabilir. Büyür bu. Ben fazla büyütmek istemedim. Hafif yağ değdirsen eline anında büyür zaten.
Buyurun. Hiç oklavaya gerek yok. Evet, ekmeğimiz. Tabii ki ilk tavamız ısınmadı. Çok acele ettim ben. Bakın arkadaşlar, mayalı bu. Ben beklemedim tabii ki. Ama en azından 1-2 saat hamuru yoğurduktan sonra dinlendirseydim bu puf puf kabarır. Hiç beklemek işte önemli mayalı işlerde. Bu normal mayalar gibi değil. Eski maya arkadaşlar. Eski maya ekmek alınır ama onlar bile bunun yerini asla tutmuyor. Yediğinizde çok şaşırırsınız. Ekmeğimizi alalım. Biraz daha burasını pişirelim. Diğer ekmeğimizi atalım arkadaşlar. Onu tava ısınmadan attım. İşte acele ettim. Bu daha güzel olacak. Sonuçta ateşteki gibi olmuyor tabii. Ben ateşte yapacağım bir dahakine. Olmuyor yani. Ne kadar da olsa. Arkasını çevirdim şimdi. Tavamız ısındığı için çok güzel olacak bu. Arkadaşlar biliyorsunuz, takip edenler biliyor. Bugün ikinci yemeğimi yapmaya çalışıyorum. Değişik bir şey olsun dedim. Hep hayalimdeydi bu. Mayamı kullanayım dedim. Arada kullanıyorum ama uzun bir süredir de kullanamadım. Sizlere nasip oldu. 100 yıllık maya arkadaşlar. Çok etkilendim ben bunun hikayesini duyduğumda. Arkadaşımın köyüne gittim. O kadar güzel fırınlar var. Göçmen fırınları böyle. Hobbit evleri gibi küçücük. Çok güzel video çekmiştim ama videomu bulamıyorum. Dünden beri arıyorum. Evet arkadaşlar, bu tarafını da pişirelim. Bakın nasıl kızarıyor. İçinde hiçbir şey yok. Maya, un, su. Bu kadar. Bunu düşünün, 2 saat mayalandırsaydım bu şimdi havalara çıkardı. Balon gibi şişerdi. Bir dahakine bekleteceğim. Durdurma yerini öğrenirsem bekleteceğim. Birazcık acem olduğum için bekleme yapamıyorum. Öğreneceğim, her şeyi öğreneceğim zamanla inşallah. Sizlerin desteğiyle, sizlerin yorumlarınızla. Yorumlar çok önemli. Sabaha kadar uyumadım heyecandan. Yorumları okumaktan. Arkadaşlar bu tabii ki daha güzel pişti. Bir dakikada olsa mayalanmış oldu diğerine göre. Hoş oldu. Thank you.
Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ekmeğimizi pişirdik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videolarda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Hele yorumlarınız. İnan ki yorum olsun diye değil. Gerçekten çok etkileniyorum. Bana ne yazarsanız o kadar mutlu oluyorum. O kadar okurken heyecanlanıyorum. Çok çok seviyorum sizleri. Bir dahaki blogumuzda buluşmak üzere. Çok çok teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler efendim. Hoşça kalın.